Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTIT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 38. güne doğru denklemlerine devam ediyoruz. Bugün inşallah doğru denklemi yazmayı öğreneceğiz. Aa, bugün AYT'de bir soru sınavda garanti çıkacak. O yüzden bugüne dikkat. Bugünkü dersimizden bir soru çıkacak. Çünkü doğru denklem yazmayı ÖSYM önemsiyor. O yüzden sen de önemse. Bugün doğru denklemi yazmayı öğreneceğiz. Artı doğruların birbirine göre durumlarından bahsedeceğiz. O zaman başlayalım mı? Başlamadan önce ne yapıyorduk? Şafak sayıra bakıyorduk. Bakalım Şafak Sayar'a. Sayfa numarasını öğreniyorduk 38. günde. Hemen bakıyoruz. 38. günde 216 ve 223. sayfaları işleyeceğiz. 216'ya gideceğiz. Sonra kaç tane ders olduğunu öğrenecektik burada. Bakıyoruz hocam 38. günde 2 tane dersimiz varmış. Doğru analitiği 5 ve doğrunun analitiği 6'yı işleyeceğiz. Hala da analitik bitmiyor burada. Haftalık programa bakmaya gerek yok. Zaten daha analitiğin bitmesine var. O yüzden 216 muydu? Bakalım 216'mış. Evet. Şimdi daha doğru denklemini biraz sonra öğreneceğiz. Ama ilk önce ne yapacağız? Elimizde iki doğru varken bu doğrular düzlemde üç farklı konumda olabilir. Doğruların birbirine göre konumundan bahsedeceğim. Birinci durum şu. Hocam hiçbir ortak noktası olmayabilir. Yani paralel olabilir. İkincisi şu. Doğrular kesişebilir. Üçüncüsü ne? Doğrular birbirinin üstünde olabilir. Çakışık olabilir. Peki bu iki doğru birbirine paralelse ne olacak? Çok basit. Basit bir şekilde şekli çizince a yöndeş açıdan burası nokta burası nokta açısı yapar. Yani ne oluyor o zaman arkadaşım burada? Açılar eşit. Eğim açıları eşit oldu. İki doğru birbirine paralel olduğunda ne olacak? M1 ile M2 birbirine eşit olacak. En önemli noktası bu. Niye? Zaten şekli çizdiğimizde karşımıza çıkıyor. Ha bu arada iki doğru paralel de diyebilir. Hiçbir ortak noktası olmayan diye de denilebilir. Mesela biz matematikte bir şey yapıyoruz ya çözüm kümesi boş küme çıkıyor ya aslında çözüm kümesi boş küme çıkanlar neler? Birbirine paralel doğrular. Hani iki bilinmeyen iki iki tane denklem var ya mesela. İşte 3x artı 4 y işte 3x artı 4 y eşit 5 ya da 3x artı 4y eşittir 6 gibi iki denklemi çözmeye kalkıştığın zaman çözüm kümesi boş küme çıkıyor. Çözüm kümesinin boş küme olması hiçbir ortak noktasının olmaması anlamına geliyor. Bak işte oradan dolayı doğrular paralel olduğundan dolayı siz iki bilinmeyen iki denklem çözüyorsunuz ya orada da x'li değerler var ya doğru denklemleri kesişmediğinden dolayı orada çözüm kümesi çıkmıyor. O yüzden çözüm kümesi boş küme diyoruz. Yani çözüm kümesi boş küme olan şey de biz doğrulara da ne diyebiliriz? Kesişimlerine kesişme olmayan kümeye ne diyebiliriz? İki paralel doğru adını verebiliriz dostum. Peki iki doğru paralel olduğunda bir de ne oluyor? Hocam iki doğru paralel olduğunda eğimleri birbirine eşit ya. A1 bölü B1 eksi. X'in katsayısı bölü? Y'nin katsayısı değil mi? Eksi A1 bölü B1. Bu da aynı zamanda eksi A2 bölü B2'dir. Eksiler nanay oluyor. Şu içler dışlar yapacak olursak A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 mi geliyor? Evet. B1 bölü B2. Aynı zamanda iki doğru paralel geldiğinde tabii ki olmazsa olmazımız bu eğimlerin eşit olması. Bir de A1 bölü A2 ile B1 bölü B2'nin yani X'lerin katsayıları sayıları oranı? B'lerin C'lerin katsayıları oranına Y'lerin sayıları oranına eşit olması. Hocam C'lerin sayıları oranına eşit olmaması lazım. Biraz sonra onu anlatacağım. O zaman çakışık olacak arkadaşım. Tamam. Zaten bunları oranladım. Bunları da oranladım. Bunları da oranlarsan zaten belli bir katı olmuş olacak. Aynı doğru olmuş olacak. Aynı doğru paralel doğru diye geçmez. Çakışık doğru diye geçer dostum. Evet iki doğru paralelse eğimler birbirine eşit. Bak eğim yine karşımıza çıktı. Eğimin önemi zaten biraz sonra sorularda da göreceksiniz. Şimdi geldik çakışık doğrulara. Arkadaşım iki doğru çakışık doğru orada olabilir. Yani çakışık olabilir daha doğrusu. Hocam çakışıklık durumu nedir? Çakışıklık durumu en az iki ortak noktası di vardır diyebiliriz. Ya da sonsuz sayıda ortak noktaya sahip diyebiliriz. Sen mesela bir matematikte denklem çözümü yaptığında hocam çözüm kümesini reel sayı buluyorsunuz ya. Hatta orada çözüm kümesini nasıl reel sayı buluyorsunuz? İki denklem geldiğinde böyle mesela. Hocam A1 bölü A2, B1 bölü B2, C1 bölü C2'ye eşit olduğunda matematikte öyle tanımladınız. İşte o buradan dolayı geçiyor. Evet o zaman sonsuz tane çözüm kümesi vardır. Çözüm kümesi ...sonsuzdur diye söylüyordunuz ya... ...işte o çakışıklık durumunda oluyor. Niye? Mesela elimizde bir... ...3x artı 4y artı 5... ...eşit sıfır doğrusu var. Bir de 6x artı... ...8y artı 10 eşit 0 doğrusu var. Bak bu bunun kaçı? iki katı değil mi? Evet hocam iki katı. iki katı olan doğru... ...aynı doğru. Yani bir doğru böyleyken... ...öbür doğru da üstünde. Yani... ...çakışık. En az iki noktası var ortak. Ya da sonsuz sayıda ortak noktası var. Bak bu bunun iki katı ya da... ...bu bunun yarısı diyebilirsin böyle. Yani bunları oranladığın zaman bak x'lerin katsayılar oranı, y'lerin katsayılar oranı, c'lerin katsayılar oranı birbirine eşit olduğu zaman bu iki doğru ne oluyormuş? Çakışık oluyormuş. İkinci durumda bu. Hemen ikinci durumda çakışık olma durumunda bu şekilde oluyormuş. Geldik üçüncü duruma. İki doğru birbiriyle kesişebilir. İki doğru kestiği zaman da hani sen yine matematikten örnek vereyim. İki bilinmeyen iki denklemin çözüm kümesini buluyorsun ya. Aslında o bir denklem bir doğru denklemini verir. Öbür denklemde bu doğru denklemini verir. Onların kestiği yer işte çözüm kümesidir. Orada aslında doğruların kesim noktasını buluyorsunuz. Eğer e bu doğruların kesim noktasını nasıl bulacağız? Kesinlikle ama kesinlikle buradaki ortak nokta, ortak nokta nasıl bulunuyorsa matematikte burada da öyle bulacaksınız. Ortak çözümden bulacaksınız. Ha ya ortak çözümden bulacaksınız ya da yerine yazma metodunu kullanarak bulacaksın. Sorusundan sorusuna da değişiyor. Onu zaten biraz sonra sorularda göreceğiz dostum. Evet ortak çözümden bulacakmışız buradaki noktayı. E bu iki doğru tek bir noktada ne olacak. O zaman paralel olmaması lazım. Paralel olmaması için de A1 bölü A2'nin B1 bölü B2'ye eşit olmaması lazım. Yani şunu da diyebiliriz eğimlerinin birbirine eşit olmaması lazım. Eğim. M1 eşit değildir. M2 olması lazım. Yani eksi A bölü B. A1 bölü B1 eşit değildir. Eksi A 2 bölü B2 demek lazım. Eksileri götürebiliriz. Zaten işler dişler yapınca da şurada işler dişler yapınca da şuradaki hikaye de geliyor mu dostum? Geliyor. Evet temel mantık bu dostlar. Haberiniz olsun. İki doğrunun kesmesi de bu şekilde oluyor. Şu şeye takıyorum bazen. E, i̇ki doğru kestiği zaman da kesim noktasını ortak çözümle bulacağız. Yalnız iki doğrunun kesiminde bir de özel durum var. Dik kesmesi. Dik kestiği zaman ne yapacağız? İki doğrunun dik kestiğinde de eğimler çarpı eksi biri çok kullanıyoruz dostlar. Eğimler çarpımı eksi birdir. Niye hocam? Nereden geliyor bu? Bak şimdi. Bir doğru böyleyken. Bir doğru da böyle. Yani sağa yatık bir doğru diğeri de sola yatık bir doğru olmakta zorunda. Bunlar kesmesi için. Dik kesmesi için. E, bunun eğim açısı burası. Bunun eğim açısı da burası değil mi? Evet. Şimdi birinin eğimine bakacak olursak. En birinin eğimine bak. Hocam dik üçgenden bakacak olursak tanjant alfa. K bölü T değil mi? midir? Evet. Sağ yatıktır. K bölü T'dir. Öbürünün eğimine bak. Bu açının tanjantı nedir? Aslında şuradaki açının tanjantının eksilisidir. Değil mi? Çünkü 180'e tamamlıyor. O da T bölü K ama eksi T bölü K'dır. E arkadaş birinin eğimine bakacak olursak K bölü T. Öbürünün eğimine bakacak olursak M2 eksi T bölü K oldu. Yani ne oldu? Ters çevirip eksiyle çarptım. E hatta bunların ikisini böyle çarpacak olursam K bölü T ile T, eksi T bölü K'yı çarparsam eksi 1 geliyor mu? Geliyor. Yani artık bundan sonra şu sonuca ulaştık mı? Ulaştık. Ne? 2 doğru 1 birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1'i kullanacağız kardeş. İki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1'dir. Ya da bir doğru atıyorum 3 bölü 4 diğer doğru ters çevirip eksiyle çarpılmışıdır diyeceğiz. Eğimler çarpımı eksi 1 olması için o şekilde olması lazım çünkü. Tamam bunu da kullanacağız. Haydi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Böyle bir soruyla 31. soruyla karşı karşıyayız. 3x eksi a'yı artı 6 eşit 0 doğrusu ile bu doğrunun en az iki ortak noktası olduğu bilindiğine göre. Arkadaş en az iki ortak noktası varsa zaten iki noktadan bir doğru geçer. E iki ortak noktası varsa sonsuz sayıda ortak noktaya sahip değil midir? Yani bu ne demektir? Çakışıktır. E o zaman çakışıksa ne olacak? X'lerin oranları 3 bölü X, 3 bölü K. Hemen şöyle yazıyoruz. 3 bölü K. Sonra Y'lerin oranları A bölü 4 değil. Eksi A bölü 4. İşaretiyle birlikte al. Sonra buradaki kas sayılar onu. 6 bölü 2. O zaman 3 bölü K eşittir. 6 bölü 2. Yani 3 ise K'yı buradan ne buluruz? K'yı buradan 1 buluruz. Sonra şunların eşitliğini söyleyecek olursam. Eksi A bölü 4 eşittir. 6 bölü 2 3 ise A'yı da buradan ne buluruz? Eksi 12 buluruz. A artı K isteniyor bizden. Eksi 12 artı 1'den cevap da böylelikle çıkacaktır? Eksi 11 çıkacaktır dostlar. Evet her zaman öyle çakışıktır demeyebilir. Ya en az iki ortak noktaya sahiptir de diyebilir ya da sonsuz sayıda noktaya sahiptir de diyebilir arkadaşlar. Bunlara da lütfen dikkat. 32. sorudayız. Şöyle iki tane doğru verilmiş. Ortak noktası yoksa. Arkadaş bu iki noktanın ortak noktası yoksa hangi durumda olur? Bir böyleyken öbürü de böyleyken. Yani yani ne olması lazım? D1 ile D2'nin kesinlikle ama kesinlikle paralel olması lazım. O zaman paralelliğe bakacağız. Paralellikte neye bakıyoruz dostlar? Hocam paralellikte şuna bakıyoruz. Eğimine. M1 eşittir M2. Ha baktım böyle. M1 eşittir M2'de. Ne. Neyse bir soru sonuca ulaşayım. M1 dediğim nedir? Eksi 8 bölü K. Eksi X'in katsayısı sayısı bir yeni kas Bu. Bu da eksi 2 bölü eksi 5 mi yapıyor? Evet. Şu eksiler gitsin. Burada 2 ile 8 sadeleşsin. 4. 4 kere 5 eksi 20. K eksi 20 çıktı. Bazen iki değer çıkabiliyor karşımıza. O iki değer çıktığında da ne yapacaksın? İki değer çıktığında da hani x'lerin katsayıları oranı eşittir. Y'lerin katsayıları oranı eşit değildir. C'lerin katsayıları oranına bakacaksın. Tamam. Bunu da unutma. Burada zaten C'ler yoktu. N ve P'di. Hiç oraya bakmama gerek kalmadı ki iki doğru paralel dediğinde ilk aklıma benim eğimler gelir. Eğimleri birbirine eşitlerim. Ha, Baktın iki değer buldun. Şu şekilde de yapabilirsin. Eğimleri eşit dedik. Eğimleri eşitliğinden iki değer çıktı. İki değeri de denk denklemde yerine koy. Denklemde yerine koyduğunda paralellik şartı sağlanıyorsa eyvallah. E hocam paralel ki oradan iki tane değer çıktı ama. Ama birini koyduğunda belli bir katı çıkıyor. Yani çakışık oluyor. Çakışık olma durumunu iptal edeceksin. Tamam. Orada da ona dikkat et. Geldik 33. soruya. 33. soruda da şöyle bir şey demiş. Şekilde genişliği değişmeyen yolun kenarlarını taşıyan doğruların denklemleri verilmiş. Arkadaş burada genişlik hiçbir zaman değişmiyormuş. Genişlik hiçbir zaman değişmiyorsa. Bak uzun yoldan şöyle şunların birbirine paralelliğini söylüyor bize. Bir doğrunun denklemi bu bir doğrunun denklemi de bu. O zaman eğimleri birbirine eşit diyeceğiz. Hadi bakalım. Eğimleri birbirine eşit. Yani k bölü eksi, eksi k bölü 3 bir tanesinin eğimi eksi eksi k sayısı bölü yeni katsayısı eşittir. Eksi 4 bölü k artı 1 diyeceğiz. Şunlar şunlar gitti. K çarpı k artı 1 eşittir. Ne oldu? 12 çıktı. Buradan k kare artı k eksi 12 eşit 0 çıktı. K'ya k, ya k artı 4'e eksi 3 oldu. Çapraz çarpımların toplamları. Buradan k artı 4 eşit ve k eksi 3'ün çarpımı da 0 olacak. Buradan k eşittir eksi 4 gelir. Buradan K eşittir. 3 bu gelir? Evet. 3. Aa K'nın iki değeri oldu hocam. K kaçtır diye soruluyor. Tek bir değer varmış demek ki. O zaman ne yapacağız? Yerine koyacağız. Koy yerine. Koy yerine. Mesela K yerine ne koyalım? 3 koyduğumuzda. Hocam 3x. K eşittir 3 koyduğumuzda. 3x artı 3y artı. K yerine 3 koyduğumuzda 12 yapıyor burası. Eşit 0 yaptı. Öbüründe K yerine 3 koyduğumuzda 4x artı 4y artı 16 eşit 0 yaptı. Hocam bu denklemi ben 3'e bölsem. X artı y artı 4 yapıyor. Bunu 4'e bölsem x artı y artı 4 yapıyor bu da. Yani bunlar ne oldu? Çakışık oldu. Hatta şöyle bakabilirsin. Şunların oranı, bunların oranı, bunların oranı hep 3 bölü 4 mi yapıyor? Evet. O zaman k 3 değil kardeşim. Ya k yerine x 4 koyduğumuzda bak x 4 koyduğumuzda x 4 x artı 3 y artı x 4 koyduğumuzda x 2 yapıyor burası. X 2 eşit 0 yaptı. Öbüründe de 4 x x 4 koyduğumuzda x 3 y değil mi? Evet. Artı 16 eşit 0 yaptı. Bunlar bu doğrular çakışık mı? Değil. Şunların oranı x 1 bunların oranı eksi 1 bunların oranı eksi 1 değil. Çakışık değil. O zaman K'nın olması lazım? Kesinlikle ama kesinlikle eksi 4 olması lazım. Evet cevabı bu şekilde ulaştık. Ha en başta şunu da yapabilirdiniz ama benim hep aklıma eğim geliyor ilk etapta. İki değer bulursam o zaman yerine koyuyorum. Sen normalde bu soruyu şöyle de yapabilirdin. K bölü 4 eşittir. 3 bölü K artı 1 eşit değildir. 6 bölü 16 deyip de işlemde yapabilirdin. Ama yine aynı işlemlerle karşılaşacaktın burada. Şu işlemi yine yapacaktın. K'yı 3 ya da 4 bulacaktın. K yerine 3 koyup ondan sonra bu eşit değildir 6 bölü 16 olmasını da sağlayacaktır. Ben direkt eğimlere bakarım. 2 değer çıktıysa dediğim gibi ne yapıyorum? 2 değer çıktığında yerine koyuyorum. Birbirinin katıysa yani hepsini oranladığımızda aynıysa çakışık olur. Çakışık olanı almam diğerini alırım. Ben böyle yapıyorum. Büyük ihtimal sen de öyle yaparsın. Çünkü paralel doğrular gördüğünde alışkanlığımız eğim kardeşim eğim. Evet geldik bir sonraki soruya. 34. sorudayız. Analitik düzlemde şöyle bir doğrular verilmiş. Doğruları x ekseni üzerinde dik kesiyorsa. Hmm. Bak şimdi özel durum var. Tamam dik kesmelerini kullanacağım. Dik kesmeleri nasıl kullanılır arkadaşlar? Eğimler çarpımı eksi 1 diye kullanılır. Hemen şuraya geliriz. Yaparız işlemimizi. Bir tanesinin eğimine hocam bir tanesinin eğimi eksi 2 bölü k çarpı diğerinin eğimine eksi n bölü 6. Buna ne diyeceğiz? Eşittir eksi 1. O zaman şunlar sadeleşse böyle. n bölü k. Burada 3 üç kaldı. 3'ü de öbür tarafa götürdüm. 3. n eşittir 3k mı geldi? Evet. n eşittir 3k'yı buradan buluruz. Dik kesmesinden dolayı buluruz. Peki İşlem hatası yaptım mı şöyle yapmadım galiba. Sonrasında ne yapacağız? Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Verilen bilgi mesela ne? Dik kesmelerini kullandık. X ekseni üzerinde kesmelerini kullan. O zaman X ekseni üzerinde kesmelerini ben yorumlayayım. hiç e, soruyu okuduğunda yorumlayamıyorsan o zaman basit bir şekilde şekli çiz kardeşim. X ekseni üzerinde dik kesiyorlar. Biri böyle biri böyle. Dik kesmesini kullandık. X ekseni üzerinde kesmeleri. Hocam burası X'e 0 gibi bir nokta değil midir? Evet. A burada X'e 0 noktası hem bu doğrunun üstünde hem bu doğrunun üstünde. Bak X ekseni üzerinde kesişmeleri ne anlama geliyormuş? Sen y yerine 0 yazarsan bir doğruda x'i bulursun. Öbür doğruda da y yerine 0 yazarsan yine x'i bulursun. Oradaki x aynı x değil mi? Evet. Bak buradan şu yorum çıktı. Yani y yerine 0 yazdığın zaman x'leri birbirine ne oldu arkadaşım? Eşit oldu. Evet. Olay bu demek ki. O zaman ben bunu yapacağım. Soruyu okuduk. O şekilde yaptık. Y yerine 0 yazdığımda. Arkadaş bir tane denklemde y yerine 0 yazdığımda. Şurada 0 yazdığımda. Hocam 2x 8 eşit 0 yaptı. 2x eşittir 8'den. X'i buradan 4 bulurum. Öbüründe y yerine 0 yazdığımda şunun yerine 0 yazdığımda nx eksi 12 eşit 0'dan nx buradan 12 yapar. X de buradan 12 bölü n yap. E bunların ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Çünkü x ekseni üzerinde kesişiyorlar. O zaman buradan 4 eşittir 12 bölü n'den n'i ne buluruz? 3 buluruz. E n de zaten 3 k eşit değil miydi? Evet. Yani 3 eşittir 3 k'dan k'yı da buradan ne buluruz o zaman? 1 olarak bulur. Oluruz. Ama dikkat burada işlem hatası yapmışım. Şuradaki eksiler artı yaptı ama eksi 1 ile çarpıyorum. Şurası eksi 3k olacak. N dediğimiz eksi 3k'ymış. Şöyle koydum şuraya. O zaman N yerine 3 yazdığımızda 3 eşittir eksi 3k oldu. K'yı da böylelikle ne bulduk? Eksi 1 olarak bulduk dostlar. E bizden ne isteniyor? K çarpı N isteniyor. K çarpı N de ne eşit oluyor o zaman arkadaşım? K'yı biz burada ne bulmuştuk? Hocam K'yı eksi 1 bulduk. Eksi 1 çarpı N'i de 3 bulmuştuk. Çarptığımız zaman da cevap eksi 3 çıkıyor dostlar. Peki ben sana şunu söyleyeyim. Biz burada şu yorum yaptık. X ekseni üzerinde kesmesi, dik kesmesi tamam. Eğimler çarpma eksi 1. X ekseni üzerinde kesmesinde ne dedik? Hocam y yerine 0 yazdığımızda x'leri eşitledik. Peki ya şu durum gelirse ÖSYM sordu. Bunun benzerinde bir soru. Dikkat. Hocam y ekseni üzerinde kesiselerdi. O bilgi gelseydi. O zaman şekli böyle çizerdin. Hocam buradaki nokta x'e sıfıra y gibi olacaktı. Aa bu sefer de x eşittir sıfır için y'leri eşitleyecek bu sefer. Ama onu da yine sen şekli çizerek görsen daha iyi olur olacaktır dostum. Tamam bak ben sana anlatırken bu şekilde anlayamadığım yerlerde basit bir şekilde şekli çiziyorum. Ama burada özel bir durum vardı. Analitik düzlemde gösterdim böyle basit bir şekilde derken analitik düzlem çizip de gösterdik ki özel durumlar olduğu zaman analitik düzlemde çizin diye hep söylüyoruz zaten. Çizdik ve şekli çizdik. Şekli çizince de şekli güzel bir şekilde yorumladık kardeşim. Bu yorumlar da sende kalacak. Sen de artık bu soruları bu şekilde yorumlayacaksın inşallah. Geldik örnek 35'e. Analitik düzlemde A(-6)'ya 3 noktasının y eşittir 2x artı 5 doğrusuna en yakın olduğu noktayı bulunuz diye sormuş soru. Hadi bulalım bakalım. Ne yapalım? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizmemiz lazım. Özel durum yok. Özel durum yoksa analitik düzlem çizmeyelim. Yani tutup da bunu hocam analitik düzlemi çizip eksi 6'ya 3 noktası burada deyip öbür doğruyu da eksende böyle göstermek falan değil de soruyu anlayabilmek için. Hemen anlayabilmek için. Şöyle bir şey çiziyorum. A noktası eksi 6'ya 3. Sonra bir doğruyu çizdim. Doğruda da y eşittir 2x artı 5. Burada bunu yazdıktan sonra bizden ne isteniyor? Bu noktanın bu doğruya olan en yakın olduğu nokta. Arkadaş bu noktaya olan doğruya bir sürü uzaklığı var. Bir sürü uzakta olan nokta var. İşte bunlardan en yakın isteniyor. En yakın şurası değil midir? Evet. Hatta şöyle diyelim. En yakını kesinlikle ama kesinlikle hop şurasıdır. Bir noktanın bir doğruya en yakın olduğu yer dik olduğu yerdir. E, dik olduğu yerde uzaklık istenmiyor, bizden bu nokta isteniyor. Arkadaş bu noktayı ben nasıl bulabilirim? E, nokta şeklinde yazmam lazım. Ben buraya x virgülü y şeklinde mi yazayım? Hocam iki bilinmeyen olacak. İki bilinmeyenle uğraşmayayım bir kere. E ne yapayım? Tek bilinmeyen cinsinden yazayım. Mesela burada baktığın zaman denklemde bazen x'i yalnız bırakırlar bazen y'yi yalnız bırakırlar. Burada y eşittir 2x artı 5 demiş. O zaman y yalnızken bence x'e a koyayım. x'e a koyduğumda y'si ne oldu o zaman? Dikkat et 2a artı 5 oldu. Buraya da 2a artı 5 yazıyorum. Noktamız tek bir nokta haline geldi. Şimdi bunu bulmaya çalışacağım. Sonra bakıyoruz şekle. Diklik var orada. Aa, diklik varsa hemen eğimler çarpma eksi 1. Hemen eğimler çarpma eksi 1. Bunun eğimi nedir? M1 diyeyim buna. Bunun eğimi hocam 2'dir. E bunun eğimi 2 ise şunun eğimi ne olacak? 2 doğru dik kesiyorsa eğimler çarpma eksi 1'dir. Eksi 1 yapan ters çevirip eksiyle çarpacaksın. 2 ya 2 bölü 1'dir. Ters çevir eksiyle çarp. M2 de eksi 1 bölü 2'dir. E şimdi bunun eğimini bulduk. Her bulduğumuz bilgiyi kullanmak zorundayız. Şurada bir nokta var. Burada bir nokta var. Ben bu noktayı bulmaya çalışıyorum. A bu doğru üstünde 2 tane nokta var. 2 noktası bilinen doğrunun eğimi neydi? Y'ler Farkı. Hemen ne diyoruz? 2A artı 5 eksi 3. Yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 eşittir. 2A artı 5 eksi 3. Bölü. X'ler farkı. X'ler farkına bakıyorum. A eksi eksi 6. A artı 6 yapıyor yani. E buradan 2 ile bu tarafı çarpayım. Hocam 4A. Şurası da artı 2 ya. 4A artı 4 yaptı eşittir. Eksi 1 ile de A artı 6'yı çarpıyorum. Eksi A eksi 6 yaptı. 5A eşittir. Eksi 10 yaptı. A'yı da buradan eksi 2 olarak bulduk bulduk. E bizden ne isteniyor? en yakın olduğu nokta isteniyor. En yakın olduğu nokta da a virgül 2a artı 5'ti. Şimdi biz a yerine kaç yazacağız? Eksi 2. A yerine eksi 2 yazdım. A yerine eksi 2 yazdığımda eksi 4 artı 5'ten artı 1 mi yaptı? Evet. En yakın olduğu nokta dostlar işte buradaki noktaymış. Buradaki noktayı da bu şekilde bulduk. Basit bir şekilde çekti çiz. Kafanı fazla yorma. Elini yorarsın sadece ve sonuca da ulaşırız. Bunlar hep ÖSYM'nin sorduğu sorular. Dikkat. Eksi 2'ye bir noktası bulduk. Geldik bir sonraki soruya. 36. sorudayız analitik düzlemde iki doğru verilmiş a çarpı b eşittir 6 olduğuna göre verilen iki doğrunun kesim noktasının orjinal olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Ah ben bunu nasıl kullanacağım? Bakayım. Şimdi burada a'lı bir şey var, burada da b'li bir şey var. a çarpı b var. Ben a çarpı b'yi nasıl elde edeyim? Arkadaş sıkış sıkıştığın zaman doğru analitiğinin en önemli noktası neresi? Eğim. Eğimlerini yaz kardeşim. Ya biz burada direkt şimdi bir şey yapsak, şekli, grafiği çizmeye kalkıtsak ya burada y yerine 0 yazsak x'ini buluruz. E sonra x yerine 0 yazsak y'sini bulamayız. A bağlı bir şekilde buluruz. O zaman bir eğimleri yazalım bence ya ilk etapta. M1 dediğimiz nedir? Eksi 2 bölü A hocam. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. M2 dediğimiz nedir? M2 dediğimiz de eksi 3 bölü eksi B'den 3 bölü B yaptı. E A çarp B verilmiş bana. Ben A çarp B'yi nasıl elde ederim? Çarparak. M1 ile M2 verilmiş ya bana. Çarptığım zaman bak ikisi de payda da. O zaman eksi 6 bölü A çarp B yapar? Evet. Eksi 2 bölü A ile 3 bölü B'yi çarparsam 6 bölü A çarp B yaptı. Eksi 6 bölü. O da eksi 6 bölü. A çarpı B de 6. Ana ne geldi? Eksi 1 geldi. Eğimler çarpımı eksi 1 geldi. Demek ki iki doğru dik. Şimdi burada analitik düzlemi çizeceğimiz belli aslında. Niye biliyor musun? Verilen iki doğrunun kesim noktasının orjinal olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Analitik düzlemi çizelim o zaman. Hadi analitik düzlemi çiziyoruz şöyle. Hop şöyle çizdik. Sonra hop şöyle çizdik. Şimdi o zaman analitik düzlemi çizdiysek burada şey yapmalıyız. Bu doğrunun denklemini yazmalıyız. Mesela biz burada x yerine 0 yazarsak Y'si bilmem ne geliyor. Ya 6 bölü A'lı bir şey geliyor. Boş ver. Y yerine 0 yazarsak en azından X'i eksi 3 geliyor. Evet bir tane doğrumuz X'i eksi 3'te kesiyor. Öbür doğrumuza bakalım. Burada X yerine 0 yazarsak Y'si bilmem ne geliyor. Y yerine 0 yazarsak X'i de kaç geliyor? 3 geliyor. Artı 3 geliyor. Ha. Bir tane doğrumuz X eksenini eksi 3'te kesiyor. Bir tane doğrumuz X eksenini 3'te kesiyor. Ve bunlar dik kesiyor. Şekli çizelim arkadaş. Hocam biri böyleyken dik kestikleri için diğeri de böyle olmayacak olmak zorunda değil mi? Evet dik kesiyor ama bu şu şekilde de olabilir. Hocam biri böyleyken diğeri böyle de olabilir. Fark etmiyor. İki durumda da aynı sonuç çıkacak büyük ihtimalle. Deneyelim bakalım. Bunların kesim noktasının diyor. Burasının orijine olan uzaklığı isteniliyor bizden. E arkadaş burası kaç birim? 3. Burası kaç? 3. Ana eşit eşit muhteşem üstünden. Burası da 3 çıktı mı? Çıktı. O zaman cevap 3. Ha öbür türlü de olsaydı. Hocam biri böyle biri böyle olsaydı. Yine burası 3. Burası 3. Bunlar dik kesiyordu. Hop çizince yine Yine muhteşem dolayı 3 çıkıyor mu cevap? Çıkıyor kardeş. Bir tanesini çizmemiz yeterli olacakmış. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Bak ya ne yaptık? Hep bu zamana kadarki kullandığımız bilgileri kullandık aslında. Sıkıştık. Orijinden bahsediyor. Analitik düzlem çizmem gerekiyor. E şeklin grafiğini çizmem gerekiyor. Şeklin grafiğini çizerken x yerine 0 yazdığımda yazmayayım değişik bir şey geliyor. Y yerine 0 yazınca güzel bir şey. Y yerine 0 yazınca güzel bir şey geldi. Ve sonuca da rahat bir şekilde ulaştık aslında. Ama güzel bir soru. İlk başta böyle zor bir soru gibi. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi doğruların kesim noktalarını köşe kabul eder üçgen bir dik üçgen olduğuna göre. Arkadaş şimdi bu doğru mesela şöyle bir doğru. Bir doğru böyle, bir doğru böyle bir doğru da böyle. İşte bu doğruların kesim noktalarını köşe kabul eden üçgen nasıl bir üçgenmiş? Bir dik üçgen. Dik üçgen ama belki bu doğru burada, bu doğru burada. Yani bu ikisi dik kesecek. Belki bu doğru ve bu doğru dik kesecek. Belki de bu doğru ve bu doğru bu şekilde olacak dik kesecek. Biliyor muyuz onu? Bilmiyoruz. Evet doğruların kesim noktasını köşe kabul eden üçgen bir dik üçgen olduğuna göre alfa sayısının alabileceği değerlerin toplamı nedir diye soruluyor. O zaman ben şuna bakayım. Şu ikisi dik olabilir kardeşim. Eğimler çarpma eksi 1 olacak. Şunun eğimi ne? Hocam bunun eğimi şöyle yapayım. Şurada göstereyim. Bunun eğimi eksi 1 bölü 3. Bunun eğimi hocam eksi 2 bölü eksi 5'ten 2 bölü 5. Bir kere şunlar dik olamaz. Eğimler çarpma eksi 1 değil. Bunun eğimi nedir? Eksi 1 bölü eksi alfadan 1 bölü alfa mı yapıyor? Evet. Ya bunlar böyle dik kesişecek böyle. O zaman eğim Eğimler çarpma eksi 1. Eksi 1 bölü 3 ile 1 bölü alfanın çarpma eşit eksi 1 diyeceğiz. Buradan da alfayı ne buluruz? Buradan da alfayı 1 bölü 3 buluruz. Ya da şunlar böyle dik kesebilir arkadaşlar. Yani eğimi bir tanesi 2 bölü 5 bir tanesi de 1 bölü alfa çarpımları eksi 1 diyeceğiz. O zaman alfada buradan ne çıkıyor arkadaşım? Eksi 2 bölü 5 mi çıkıyor? Evet. Eksi 2 bölü 5 çıkıyor. Alabal... Alabileceği değerler toplamı isteniliyor bizden. Alfanın alabileceği değerler toplamı biri 1 bölü 3... Biri de eksi 2 bölü 5. İşte şey yapalım. Bunu 5 ile genişletelim. Bunu da 3 ile genişletelim. O zaman ne yapıyor? 5 eksi 10 değil. 5 eksi 6 mı yapıyor? 5 eksi 6 bölü şu neydi? 3'tü galiba değil mi? 1 bölü 3. Evet 1 bölü 3. O zaman 5 eksi 6 bölü 15 yaptı. Cevap da eksi 1 bölü 15 yaptı mı dostlar? Yap. Evet zor bir soru değil. Cevap eksi 1 bölü 15. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde eğimleri toplamı 8 bölü 3 ve K3'e 5 noktasında dik kesen iki doğru çiziliyor. Hmm eğimleri toplamı 8 bölü 3 ve o zaman arkadaşlar eğimleri toplamı 8 bölü 3 olan ve dik kesen Aa ben buradan bir şey çıkartabilirim. Eğimleri toplamı M1 artı M2 eşittir. Kaç verilmiş? 8 bölü 3 verilmiş. Bir de ne verilmiş? Eğimler çarpımı eşittir. Eksi 1 verilmiş. 2 bilinmeyen iki denklem arkadaş bunu çözeceğiz. Yapacak bir şey yok. Çözelim. E ne yapalım burada? İstersen burada şunu yazalım. E, şunu yazarsam sıkıntı olacak galiba ama. Eğimleri toplamı bu demiş ya. Hani M1'i yalnız bıraksam. M1 yerine ne yazabilirim? 8 bölü 3 eksi m2 yazabilirim böyle. Değil mi? O şekilde işlem yapabilirim. Ya da istersen burada bunu yaz bence. M1'i yalnız bırak. Eksi 1 bölü m2 mi yaptı? Evet. Gel burada yerine yaz. Yani m1 artı m1 yerine bunu yazıyorduk. Pardon. M1 yerine eksi 1 bölü m2 yazıyoruz. Eksi 1 bölü m2 artı m2 eşittir 8 bölü 3 oldu. Burada genişletelim bunu. Şurası ne yapıyor? Eksi 1 artı m2'nin karesi bölü m2 eşittir 8 bölü 3 yaptı. İşler dışlar yapalım. Buradan eksi 3 artı 3 m2 karesi eşittir. 8 m2 yapar. Sonra hepsini bu tarafa toplayalım. 3 m2'nin karesi eksi 8 m2 eksi 3 eşit 0 yaptı. Bu 3 m2'ye m2 yapar. Bu da 3'e 1 yapacak ama eksi 3'e eksi 1 mi ona bakacağız. Artı 3 eksi Hocam eksi 8'i elde edeceğim. O zaman şu şekilde olması lazım. Tam tersi olması lazım. Ben 1 ve 3'ü bu şekilde yazarsam 9 ve 1'den eksi 8'i elde ederim. Eksi 8 olması için burası eksi burası artı olacak. E, dolayısıyla buradan da ne geliyor dostlar? 3 m artı 1 ve buradan da m2 2, 3m2, m2 eksi 3 mu geliyor? E buradan bu eşit sıfırsa, 3m2 artı 1 eşit sıfırsa, m2 ne bulurum buradan? Aşağı doğru geldim ama eksi 1 bölü 3 bulurum. Öbür türlü bu eşit sıfırsa, m2 ne bulurum kardeşim? 3 bulurum. E sen zaten baksana, m2 3 dediğinde bak, m2 3 dediğinde, m2 yerine 3 yazdığında, m1 eksi 1 bölü 3 geliyor. Bak bu geliyor. Ya da m2 eksi 1 bölü 3 dersen, eksi 1 bölü 3 dersen, m1 de 3 geliyor. İstediğini diyebilirsin şimdi burada. Mesela m2 3 olsun, m2 o zaman üçgen m1 de buradan ne eşit oldu? Eksi 1 bölü 3'e eşit oldu? Evet. Tam tersi de olabilir. Hocam m2 eksi 1 bölü üçgen m1 de m1 de m3 olacak o zaman. Değil mi? Evet. Aynen öyle. E şimdi soruya devam edelim şimdi. Biz burada m1 ve m2'yi bulduk yaptığımız işlemlerle. Devam edelim soruya. Bu iki doğrunun y eksenini kestiği noktalar l ve m noktaları olduğuna göre hmm, bu KLM üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş mecbur y eksenini kestiği noktadan bahsediyor. Analitik düzlemi çizeceğim mecburen. Analitik düzlemi çizip yorum yapalım şimdi. Hadi bakalım çiziyoruz, çiziyoruz, çiziyoruz. Şimdi nerede? Bu iki doğru dik kesiyor. Kestikleri yerde neresi? 3'e 5 noktası hocam. Şurada dik kesiyorlar. 3'e 5 noktasında, K noktasında dik kesiyor. Ve birinin eğimi üçgen, birinin eğimi eksi 1 bölü 3. Hocam birinin eğimi üçgen, şu şekilde üçgen. Birinin eğimi de eksi 1 bölü 3. Şu şekilde eksi 1 bölü 3 mi olacak arkadaşım? Evet, sola yatık olacak. Ve bunlar bu şekilde dik kesiyor. Ve KLM üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. E, tamam buluruz. Niye buluruz? Artık bundan sonrası çok kolay arkadaş. Şurası 3'e 5'i kullanalım. Şöyle geldin. Burası 3 burası 5 mi? 5. Bu doğrunun eğimi neydi? Sağ yatık olan doğrunun eğimi 3'tü. Bu doğrunun eğimi 3 ise o zaman ben şunu bulabilirim. KLM üçgenin alanı. Şimdi e, y ekseni kestiği noktalar pardon y ekseni kestiği noktalar bak şurası. Y ekseni kestiği noktalardaki alan soruluyor. Üçgenin alanı soruluyor. Hemen ezbere yapmayalım burada. Arkadaş bizden nerenin alanı isteniyor? Bak şuranın alanı isteniyor. Hop şurası. Y ekseni kestiği nokta burası iken bu üçgenin alanı isteniyor. KLM üçgeninin alanı isteniyor. O zaman buraya ait yükseklik lazım. Buraya ait yükseklik şöyle çizdim. Ee, burası 3'e 5'ti. O zaman şöyle geldiğin zaman 3 hocam burası. 5 hocam burası. Yani şuradaki uzun kaç yaptı? 3 yaptı. Şöyle büyütüyorum şekli. Bir doğrunun eğimi kaçtı? 3'tü. Yani bir doğrunun eğimi de kaçtı? Eksi 1 bölüştü. E ben buraya bir alfa dersem. Tanjant alfanın 3 olmasını kullanacağım. Ondan sonra alfa beta burası. Ters açıdan beta. Burası da alfa oldu. Tanjant alfa 3'ü kullanacağım şimdi. Tanjant alfa 3 Nerede arkadaşlar? Bak şuradaki dik üçgende var değil mi? Şuradaki dik üçgene bakar mısın şimdi? Tanjant alfa 3 olacak. Yani A dersen buraya. A bölü 3. Dikkat et. Karşı bölü komşu. O zaman A'yı buradan kaç bulduk? 9 bulduk. Gel A yerine burada 9 yaz. Sonra burada öklit bağıntısı yok mu? Çünkü burası 90 derece. Ya da direkt yine alfa beta. Burası da alfa oluyor deyip. Tanjant alfa 3 olacak ya. Şuradaki üçgende karşı bölü komşu 3 olacak. O yüzden burası 1 olacak diyebilirsin. Yani 3 eşittir. 3 bölü buraya da B diyelim istersen. B'den dolayı B'yi de buradan kaç buluruz? Pardon tanjant alfa 3 bölü B. Evet 3 bölü B. B'yi de buradan ne buluruz? 1 olarak buluruz. B'yi de 1 buluruz. Ya da şuradan da bulabilirdik. Hocam öklü bantısı. 3'ün karesi 9. 9 çarpı B'ye eşitleyip B'yi de oradan da bulabilirdik. E buradan da ne geldi o zaman arkadaşım? Üçgenin alanı isteniliyor bizden. Tabanı kaç yaptı? 10. Sarı üçgene bakar mısın? Taban 10. Yükseklik 3. O zaman alan çıktı. Alan dediğim 10 çarpı 3 bölü 2. 30 bölü 2'den cevap kaç çıkacaktır? 15 çıkacaktır dostlar. Nasıl soru? Güzel soru değil mi? Sizi zorlayan sorular genelde ne oluyor? Evet. Tahmin ettiğin üzere ÖSYM'de çıkmış bir soru oluyor. Aha bu soru da ÖSYM'de çıkmış kardeş. Görüyorsun. Dik kesmesini kullandık. Ne yaptık? Hemen burada eğimleri eğimleri bulduk. Eğimleri bulduk daha sonra da özel bir durum vardı. Bak ÖSYM'nin sizi zorladığı sorular. Analitik düzlem çizdirtmeyle başlıyor. Özel bir durum vardı. Y eksenleri kestiği noktalar soruluyordu. Evet, soruda o vardı. O yüzden ben analitik düzlemi çizdim. Analitik düzlemi çizdik. Daha sonra zaten gerisi de gelir dostum. Evet gerçekten hoş bir soruydu ve cevabı da 15 bulduk. Şimdi geldik doğru denklemi yazmaya. Dostum, dostum, dostum. Doğru denklemi yazarken şimdi aslında doğru denklemi yazarken sadece bir şey bilmeniz yeter. Bak çok önemli şeyden bahsedeceğiz. O şey de ne biliyor musun? Doğru denklemi yazarken tek şey ne biliyor musun? Kendimize iki soru soracağız daha. Bir eğim var mıdır? İki nokta var mıdır? Yani biz eğimi belli ve bir noktası belli olan doğru denklemini yazabiliriz. Eğimi mken, noktası da x0 y0 iken doğru denklemi işte şu şekilde bulunuyor dostlar. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde bulunuyor. Niye? Şimdi burada şeklini hepsi çizilmiş gibi düşünme. Şurada bir doğru denklemi var. Tamam. Buradaki doğru denkleminde şu nokta biliniyor. Bir de eğim biliniyor mesela. Eee ben doğru denklemi yazmak istiyorsam ne yapmam lazım? X virgül y. Herhangi bir tane x virgül y seçmem lazım. Buradaki x virgül y'yi seçtim. Sonra burada x'leri y'leri böyle belirledim. Dik üçgen oluşturdum. Her zamanki teknik. E hocam bunu yazınca burası y eksi y sıfır. Burası da x eksi x sıfır oldu. Tanjant alfa neye eşit oldu? Hocam tanjant alfa bak burada y eksi y 0 bölü x eksi x 0 oldu. Yani eğim. Ha burada da işler dışlar yapınca ne oldu? M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0 oldu. Buradaki yalnız x ile y genel x y. Yani bizim ilk başta çekildi şu varmış gibi düşün. Hocam şöyle bir şekil. Alfa var ve buradaki x 0 virgül y 0 noktası vardı ilk başta. Ben bu doğru denklemini yazmak için şuradan x virgül y seçeyim. X ile y'li yazmak için. Sonra bildiğimiz işlemleri şöyle yaptık. Sonra tancat alfadan y eksi y 0 bölü x eksi x 0 geldi. Buradan da işler dışlar yapınca da işte bu geldi. Yani doğru doğru denklemi yazarken bak buraya da yazmışım. Bu önemli. Biz bunu bilelim. Her zaman ispat tekniğiyle yapmayalım. Denklem yazarken kendine iki soru soracaksın kardeşim. Bir eğim var mıdır? İki doğrunun geçtiği noktası var mıdır? Bu iki soruyu cevaplıyorsan sonrasında doğru denklemi yazabilirsin. Eğim m'ken noktada x0 virgül y0 iken o zaman doğrunun denklemi m çarpı x eksi x0 eşittir y eksi y0. Buradaki x denklemdeki x dikkat et. Buradaki x0 noktadaki x0 dikkat et. Y denklemdeki y. Bu da y0'da noktadaki y0. Buna da dikkat et dostum. Tamam. Olay bu. Hemen soruyla öğrenelim. 1'e 2 noktasından geçen ve eğimi 4 olan. iki soru soruyoruz. Eğim var mı? Var. Nokta var mı? Var. O zaman m çarpı x eksi x0 eşittir y eksi y0 şeklinde bulduk. m dediğimiz 4 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y. Düzenleyeceğiz bunu. 4 x eksi 4 eşittir y eksi 2 yapar. E buradan da ne yapacağız? Arkadaş bu tür soru ya böyle x'in katsayısı sayısı artı olan şıklarda vardır. Hepsini sol tarafa toplayayım. 4x eksi y eksi 2 eşit 0 şeklinde olur. Ya denklem budur. Ya da hepsi sağ tarafa toplanmış olur. Yani hepsini bu tarafa attığım zaman da o zaman da ne oluyor? y eksi 4x artı 2 eşit 0 şeklinde olur. Ya da y'yi yalnız bırakırlar. Y'yi yalnız bırakırlar. Genelde y böyle katsayısı tek olduğu zaman yalnız bırakılır. Evet. Y'yi yalnız bırakırsan da eksi 2'yi öbür tarafa atacaksın. 4x eksi 2 mi olur? Evet. Y eşittir 4x 2 şeklinde de buluruz. ÖSYM'nin tarzı ya böyle ax artı v'ye artı c x'in kas sayısı artı olan ışıklarda bırakırlar ya da y'yi yalnız bırakıp öyle verirler. O yüzden böyle bir düzen kurmak için ne yapacaksın? Hemen belli bir noktaya geldikten sonra nasıl olacak? Şıklara bak. Şıklar nasıl düzenlenmişse ona göre düzenlemeni sen de yaparsın dostum. Tamam. Geldik örnek 40'a. Analitik düzlemde bu noktadan geçen ve x eksenine paralel olan doğrunun eklemini bulunuz. E hocam bu noktadan geçen ve x eksenine paralel olan. x eksenine paralel olan bir doğru nedir? Eğim mi, sıfırdır diyebilirsin. Bak hocam eğim sıfır. Çünkü niye? X eksenine paralel olan diyor. X eksenine paralel olan bir doğruda eğim açısı sıfırdır. E eğim sıfırdır yani. Eğim sıfır. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilir miyiz? Yazarız. M çarpı x eksi x sıfır eşittir. Y eksi y sıfırdan yazılıyor ya. M dediğim sıfır çarpı x eksi 2025 eşittir. Y eksi 2'den. Şu zaten gitti. Sıfır eşittir. Y eksi 2 oldu. Yani y eşittir. 2 doğrusu şeklinde bulduk. Ha bu soru aslında x eksenine paralel olan diyor ya. Aslında özel bir doğru bu. X eksenine paralel olan bir doğru. Hemen analitik düzlemde şeklinde çizebilirsin. X 2025'e 2 olacak. İşte burası. 2025'e 2 olacak. Arkadaş burada bu doğru. X eksenine paralel olan doğru. Yani şu doğru isteniliyor bizden. Hocam her yerde bu. Ordinat 2 değil mi? Ordinat 2. Ordinat 2. Ordinat 2. Ya zaten X eksenine paralel olan bir doğru da. AX artı BY artı C. X eksenini kestiği yer olmayacak. X'li bir terim olmayacak. Yani Y eşittir K şeklinde olacak demiştik. E, y eşittir K olacak. Y eşittir 2 olduğu için direkt ye eşittir işte 2 de diyebilirdik arkadaşlar. Burada bu sorunun cevabı. Geldik şuraya. Analitik düzlemde iki noktadan geçen doğrunun denklemini buluruz. Bulalım. Ne var bu? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum sadece. A noktası özel bir durum olmadığı için basit bir şekilde şekli çiziyorum. B noktası da eksi 3'e 9. Ha, özel bir durum var aslında. Özel bir durum var. Arkadaş özel bir durum şöyle var. Her ikisinde apsi aynı değil mi? Aynı. Özel durum o şekilde yapabiliriz. Bir saniye. Bir saniye. Şimdi burada ilk etapta şunu yapabiliriz. Şöyle basit bir şekilde şekli çizerek yapabiliriz tamam. Hocam ne var bunda? Eğimden gidebilirim. Yani ben ben şu iki nokta belliyse iki nokta belliyse ya iki nokta belli olsa bile doğru denklemi soruluyorsa ben iki soru cevaplayacağım kardeşim. Bir eğim iki nokta. Eğimi bulalım o zaman hocam. Eğim dediğim y'ler farkı. 9 eksi 4 bölü eksi 3 eksi eksi 3 a 9 bölü 0 yaptı. Bu da tanımsız kardeş. Eğim tanımsızken m çarpı bilmem ne falan şeklinde kullanabilir miyiz? Kullanamayız. O zaman eğim tanımsız. Eğim tanımsız olması ne demek? x eksenine de dik olması demek. x eksenine de dik x'e özel bir durum var demek. X ekseninde dik olan doğruyu çizeceğim. Hatta noktaları da şu şekilde gösterebiliriz. Birisi eksi 3'e 4. Yani burası eksi 3'e şöyle 4 noktası. Birisi de eksi 3'e 9 noktası kardeşim. Şurası eksi 3'e 9 noktası. İşte bu iki noktadan geçen doğru denklemi isteniyor bizden. Hocam bu da x eksenine dik ya. Bu da x eşittir k şeklinde bir doğrudur. Yani direkt x eşittir ne doğrusudur? Eksi 3 doğrusudur. Bazen eğimi tanımsız bulabilirsiniz. Yani m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan yapamayabilirsiniz. Yapamadığınız zaman şekli çizeceksin kardeş. Bu kadar basit. Şimdi geldik şuraya. Dikkat demişiz ama bu dikkate dikkate almanıza gerek yok. Şimdi şöyle bir şey söylenmiş. İki nokta belliyken bu doğrunun denklemi şu formülle bulunur demiş. Vallahi de billahi de ben hiçbir zaman bu formülü kullanmadım kardeş. Sen de kullan. Niye? Örnekte göstereyim. Hemen biraz önce soruda da yapmaya çalıştık zaten. İki nokta verilmiş. Bu noktalardan geçen doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulunuz. E doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmam için benim neyi bulmam lazım? Doğru denklemini bulmam. O zaman doğru denklemini bulmaya çalışayım. Bu iki noktadan geçen doğru denklemi bulurken ilk önce iki soru soruyorum. Bir eğim iki nokta. Hocam eğim var mıdır? Vardır. 5 eksi 2 bölü eksi 3 eksi 1. Yani y'ler farkı bölü x'ler farkı. 3 bölü eksi 4'ten eksi 3 bölü 4 çıkar. Eğim belli. Nokta belli mi? Belli. İşte bak bir tanesi bu. Bir tanesi bu. İstediğin noktayı seç. İstediğin noktayı. Ben mesela sana ödev. Ben mesela eğimi bu eğimi zaten bu. Noktayı da bu seçtim Denklemini bulacağım. Sen eğim buyken noktayı bu olarak yaz bakalım burada çözümü. Ben yaz yazıyorum. Eğim belli. Nasıldı? m çarpı x eksi x sıfır eşittir. y eksi y sıfırdı. m dediğimiz ne burada arkadaşım? Hocam eksi 3 bölü 4 eksi 3 bölü 4 eşittir. E, pardon eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi 1 eşittir. y eksi noktadaki x eksi noktadaki x y eksi noktadaki yazdık. Buradan eksi 3 x artı 3 eşittir 4 y eksi 8 yapar. Genelde x'in kas artı olan şıklarda oluyordu. Biz kendimizi o şekilde alıştıralım. y'yi yalnız bırakmayalım burada. Çünkü y yalnız kalmıyor. Bölü 4'lü olur. Yoksa 4y y'nin katsayısı olduğu için. O zaman 0 eşittir 3x artı 4y. Bak eksi 3 xi e öbür tarafa attım. Başa yazdım sadece. 3x artı 4y eksi 11 mi yaptı? Yani şu eşi 0'da artık bu tarafa da yazabiliriz. Hep bu şekilde yazmaya alışkınız ya. Bu şekilde bulduk. Doğru denklemini bulduk. Yalnız benden diyor ki bu doğrunun diyor x eksenini kestiği noktayı bulunuz. x eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapmak lazım? Hocam y yerine 0 yazmak lazım. E y yerine 0 yazalım o zaman. 3x artı 4y eksi 11 eşi 0'da. Y yerine 0 yazarsam 3x eşittir 11 yapar. X de buradan 11 bölü 3 mü yapar? Evet. X eksenini kestiği nokta ne yapıyor? Hocam x'e 0 gibi bir noktaydı bu. Bu da 11 bölü 3'e 0 noktası yapar mı dostlar? Yapar. Evet cevap bu olacak. 11 bölü 3'e 0. X eksenini kestiği nokta isteniyor bizden. 11 bölü 3'e 0 olur. Ya iki noktası bilinen doğrunun denkleminde formüle gerek var mıymış? A gerek yok kardeşim. Sen doğru denklemi senden doğru denklemi isteniyorsa kendine iki soru soracaksın. 1 eğim var mı? 2 nokta var. Evet geldik şuraya. Şöyle abc üçgeni verilmiş ag doğrusunun denklemi soruluyor. Hmm. Ne yapalım burada? Hocam ag g noktasını bulabilirim ben. g nedir kardeşim? 1 artı 6 eksi artı eksi 2. Apsisler toplamının 3'e bölünmüş hali değil mi? Apsisler toplamının 3'e bölünmüş hali. Bir de ordinatlar toplamının 3'e bölünmüş hali. Bak ne yaptım? 1 artı 6 artı eksi 2 bölü 3'e 2 artı eksi k artı k hemen 2 artı eksi k artı k bölü 3 diyeceğim. E o zaman hocam ne oldu? Şunlar gitti mi? Gitti. 2 bölü 3 yaptı. Şurası kaç yaptı? E, 4. 5 bölü 3 yaptı. Yani G noktası 5 bölü 3'e 2 bölü 3 noktası yaptı arkadaşlar. 5 bölü 3'e 2 bölü 3 noktası yaptı. Tamam. Şimdi bizden ne isteniyor? Hocam aG doğrusunu denklemi isteniyor. AG doğrusuna bakıyorum. Bir doğru denklemi isteniyorsa kendimize iki soru soruyoruz. 1 eğim 2 nokta. Hocam nokta var. İster bu noktayı seçeriz. istersen bu noktayı seçer. Tabii ki bu nokta daha kolay. Bunu seçeceğiz. Eğim var mı? Eğimi de bulabiliriz. Bunun eğimi nedir dostum? M dediğim y'ler farkı. 2 eksi 2 bölü 3 bölü x'ler farkı. 1 eksi 5 bölü 3 değil midir? Evet. Eğim dediğim o zaman 3 kere 2 6. 4 bölü 3, e 3 kere 1 3. Eksi 2 bölü 3 yaptı. O zaman bunun eğimi kaç yaptı arkadaşım? Eksi 2 yaptı. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemi yazılır. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfırdan. Bak bu olmazsa olmazımız. Doğru denklemi için. Tamam. Bileceğiz. Mecbur bileceğiz. E o zaman eksi 2. M yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 çarpı x eksi x 0. Yani noktayı bu seçmiştik. x eksi 1 eşittir y eksi noktadaki y yani 2. Eksi 2 x artı 2 eşittir y eksi 2 oldu. Denklemde artık nasıl yazılacaksa y burada tek kalabiliyor. O yüzden y eşittir eksi 2 x artı 4 şeklinde de olabilir. Ya da x'in katsayısı artı olan eksi 2 x'i öbür tarafa atalım. Buradan 2 x artı y eksi 4 eşit 0 şeklinde de olabilir. Çünkü eksi 2 x buraya atınca ne geliyor? Artı 2 x artı y eksi 2 de buraya atınca eksi 4 yapıyor. Evet bu şekilde olabilir. Artık şıklarda hangisi varsa. Ha belki de y'nin katsayısı artı olan şıklarda olabiliyor bazen. Gerçi bu da y'nin katsayısı artı. Bazen y'yi de başa yazıyorlar. Hemen cevap anahtarına bakalım. Y eşittir eksi 2 x artı 4 Şu şekildeymiş cevap. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Bu da doğru. Bu da doğru. Tamam dostlar. Evet örnek 43'ü de böylelikle y eşittir eksi 2 x artı 4 olarak bulduk. Geldik örnek 44'e. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki doğrunun denklemini bulunuz. E doğru denklemi yazmak için kendimize iki soru sorduk. Bir eğim iki nokta. Şurada bir açı verilmiş. Hocam burası 45 derece. E 90 burası da 45 yapar. E burası da 45 A Aa eğimi bulabilirim ben. Eğim dediğim nedir? Tanjant 45 midir? Hayır. Bak sola yatık x ile. Aslında tanjant 135 dememiz lazım da biz şunun kısa yolunu öğrenmiştik. x eksenine yaptığı açıyı buluruz. Sola yatıksa eksi deriz. Eksi tanjant 45'tir. Tanjant 45'te nedir? Hemen 45 45 90 üçgen çizersin. 1 1 kök 2 değil mi? Karşı bölü komşu da 1 bölü 1 yapar. Yani eksi 1 yapar. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Yani m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dan m dediğimiz eksi 1 eksi 1 çarpı x eksi x 0 x 0 dediğimizde noktadaki x yani x eksi 5 x artı 5 yapar eşittir y eksi noktadaki y 1 yazacağız. Eksi x eksi 5 eşittir y 1 yapar. Y yalnızken hocam y eşittir eksi x 4 yapar değil mi? Çünkü y yalnız bıraktım eksi 1'i öbür tarafa attım y eşittir eksi x e, eksi 4 yaptı. Ya da hepsinin katsayısı x'in katsayısı artı olan şıklarda olur. Eksi. Hepsini öbür bu tarafı toplayalım. Yani 0 eşittir x artı y artı 4. 0 eşittir diyeceğimize e, şuradaki 0 aslında burada da yazılabilir. Şunu şuraya attım. Bu neydi? Ya bu şekilde yazılabilirdi. Evet, cevap ya bu olacaktı ya da bunu bu taraf atınca artı x artı y eksi 4 şeklinde olabilir. Şıklarda hangisi varsa bakıyorsun x artı y artı 4 var mesela burada. O zaman cevap şu diyeceğiz gençler. Evet, olay bu 44'te geldik 45'e. 45. soruda da dik koordinat düzleminde verilen doğrunun denklemini bulunuz. Şimdi bu doğrunun denklemini yapalım yazarken iki farklı şekilde yapabilirim. Kendimize şu, sor şu, soruyu soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Eğimi bulurken iki farklı şekilde yapabiliriz. Hocam eğim dediğimiz nedir? Bir tanjant alfa diyebilirsin. Birinci yol eğim dediğim tanjant alfa 4 bölü 3'tür. Eğim belli nokta belli. Nokta şu nokta daha kolay galiba. Sıfıra 4 noktası. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilirsin. M çarpı yani 4 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y deyip işlem işlem işlemle bulabilirsin. Ya da hocam burası sıfıra 4 burası da eksi 3'e 0 noktası değil mi? Evet. İkinci yolda da eğimi 2 noktası bilinen doğru denkleminden de bulabiliriz. Yani o da nedir? Y'ler farkı. Eğim M dediğim Y'ler farkı. 4 eksi 0 bölü 0 eksi eksi 3. Yani 0 artı 3. 4 bölü 3'ü bu şekilde de bulabilirsin. İstediğin şekilde bul. Sonra eğim belli. 4 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x. Y eksi noktadaki y deyip 4x eşittir. 3y eksi 12 çıkar. 4x eksi 3y artı 12 eşit 0 doğrusunun denkleminde bu şekilde bulabilirsin dostlar. Evet böyle eksenleri kestiği yerler bu şekilde verildiği zaman da eğimi bulacağız. Yani iki sorumuz yine varacak, Yine olacak. Eğimi bulacağız ve bir noktayı tayin edeceğiz. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yaz yaz gençler. Eğimi bulurken sadece iki farklı yolumuz oldu. Birincisi de tanjant alfa. ikincisinde de iki nokta belli olduğu için y'ler farkı böyle x'ler farkı diyeceğiz. Şimdi nota geldik. İşte arkadaş burada biz eksenleri kestiği noktalar belliyken bu doğru denklemini yazabildik mi? Yazabildik. Hem de iki yoldan yazabildik. Ama bunun kısa yolu var. Kısa yolu da bu kardeşim. O kısa yolu da bir sonraki derste geçelim istersen. Tamam. Evet ama bu şekilde kısa yol aklına gelmezse de nereden yapacağını da biliyorsun. Doğru denklemi yazarken iki soruyu sor. O kısa iki soruyu cevapla. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazma cinsinden yap. Sonuca da ulaşıyoruz. Evet böylelikle ilk dersimizi yani 38. günün ilk dersini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders yani ikinci derste yani bugünün son dersinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. O Hoşça kal